Merhaba, Biletini Aldı YouTube kanalına hoş geldiniz. Birçok kitap uyarlaması filmlerimiz var. Sinema bu kitap uyarlamalarını nasıl seviyor size anlatamam. Da Vinci Code'dan V for Vendetta'ya, Harry Potter'dan Lord of the Rings'e kadar birçok sinema filmleri kitaplardan uyarlanma. Ama ben bugün size popüler olan filmlerden değil de daha geride kalmış filmlerden bahsedeceğim. Önemli olan kitap ve filmin uyumluluğu değil, sizin onu beğenip beğenmemeniz. İlk filmimiz Blade Runner, Bıçak Sırtı. Bizi insan yapan nedir? İnsanlık denilen kavram nedir? İnsan nerede biter, nerede başlar? Philip Dick bu konuyu ilginç bir bakış açısıyla 1968 yılında çıkardığı Androidler Elektrik Oyun Düşler mi ile kitaplaştırdı. Kitabın yayınlanmasından 14 yıl sonra Ridley Scott kitabı Blade Runner ismiyle beyaz perdeye taşıdı. Yönetmenin filmin sonu hakkında yapımcılarla kavga ettiği ve kaybettiği durumda kendi isteğiyle yıllar sonra filmi tekrar piyasaya sundu. Merak etmeyin, filmin sonunu söylemeyeceğim. Ama döneminin atası olarak kabul eden bu filmi bence izlemelisiniz. Diğer filmimiz Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Eski bir deniz piyadesi olan Gustav Hesbert, 1979 yılında The Short Timer isminde Vietnam Savaşı'ndaki deneyimlerini anlatan bir roman yazdı. Kitabın üzerinden geçen 8 senenin ardından 1987'de Stanley Kubrick muhteşem eseri Full Metal Jacket ile kitabı sinema seyircisine sundu. Oldukça ses getiren film, savaş içinde insanların nasıl hissizleştiğini, ordu içi dinamiklerin nasıl insanlara farklı yansıtıldığını gözler önüne seriyor. Dövüş Kulübü, Fight Club. Chuck Palahniuk size bir şeyler soruyor. Tüketmek için mi yaşıyorsunuz, yoksa yaşamak için mi tüketiyorsunuz? Sizler kendi hayatınızı mı yaşıyorsunuz, yoksa başkalarının size dayattığı hayata mazhar olmaya mı çalışıyorsunuz? Aldığınız mobilyalara sahip misiniz, yoksa mobilyalar mı size sahip? Yazarın Mayhem Project adı ile yayımladığı öykülerinin kitaplaşmasıyla oluşan Dövüş Kulübü, David Fincher'ın elinde filmleşti. Brad Pitt ve Edward Norton'ın muhteşem oyunculuğu ve Fincher'ın eşsiz anlatımı ile Dövüş Kulübü, 1999'dan beri her izlediğimizde bize farklı deneyimler kazandırmayı başaran nadir bir eser oldu. Wye Köprüsü. Maymunlar Gezegeni'nin de yazarı Fransız yazar Pierre Boulle, 1952 yılında Wye Köprüsü'nü yayımladı. Savaşlar, esaret ve kaçışlarla dolu oldukça ilginç bir hayat öyküsüne sahip yazarın ses getiren kitabı 1957 yılında sinemaya uyarlandı. Esir düşen bir birliğin köprü yapımında çalıştırıldığı ve bu birlik içindeki iç dinamiklerin konu alındığı David Lean'in zamanın çok ötesinde bu filmde kendini ispat etmiş. Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind. Amerikan edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip olan Gone with the Wind kitabı 1936 yılında yayımlandı. Margaret Mitchell'ın kitabının anlatıldığı ve iç savaş döneminde geçen bu hikaye o kadar beğenildi ki 1939 yılında beyaz perdeye aktarıldı. Victor Fleming'in yönettiği filmde dönemin en büyük jönlerinden Clark Gable yer almakta. Ayrıca filmin 1939 yılında çekildiğini düşünürsek döneminin kurgusu, çekim kalitesi, oyunculukları, atmosferi her şeyiyle çok ileride bir film olduğunu görürsünüz. Eğer eski filmleri izlemekten keyif alıyorsanız ve sıkılmıyorsanız bu film tam size göre. The Notebook, Not Defteri. Nicholas Sparks, 1996 yılında The Notebook isminde bir kitap çıkardı. Klasik bir aşk öyküsü içine serpiştirilmiş ilginç dokunuşlar, hikayeyi benzerlerinden ayırarak filmin çekilmesine yetti. Face Off, Astronotun Karısı gibi filmlerden tanıdığımız Nick Cassavetes'in yönettiği ve döneminde izlemeyenin kalmadığı, özellikle çiftlerin beğenerek izlediği bu film tam size göre. Eğer romantik filmlerden hoşlanıyorsanız, gözyaşı dökmeyi seviyorsanız Notebook tam size göre. The Hitchhiker Guide to the Galaxy. Bir otostopçunun galaksi rehberi. Bir otostopçunun galaksi rehberi Douglas Adams'ın radyo serisinden kitaba dönüşen ve hatta kitap serisine dönüşen bilim kurgu komedisi. İllüstrasyonlar dizisi derken filme de uyarlanan kitap serisi alt kitaptan oluşmakta. Bunun sadece bir kısmını filme uyarlayan Garth Jennings,
Çok iyi bir iş çıkarmasa da kitabın dünyasını beyaz perdede görmek gayet eğlenceliydi. Gerçi aramızda kalsın, ekibin hakkını da yememek lazım. Böyle bir eserin 42'de birinin bile beyaz perdeye uyarlanması efsane bir iş. Arthur Dent'in Martin Freeman'ın canlandırdığı 2005 yapımı bu film, izlenmesi zor bile olsa bence izlenmesini sizlere tavsiye edebilirim. Godfather, Baba. Mario Puzo'nun 1969 yılında yazdığı eser 1972 yılında beyaz perdeye uyarlandı. Coppola'nın çektiği bu film Al Pacino ve Marlon Brando'nun eşsiz oyunculuklarıyla taçlandı. Üç dalda Oscar adayı olan bu film Oscar'ları almakla kalmadı. Marlon Brando aldığı en iyi erkek oyuncu Oscar'ını da kabul etmedi. Yalnız bu bilgi önemliydi. Eğer hala Baba filmini izlemediyseniz hemen mısırınızı patlatıp koltuğunuza oturun ve ekranınızın başına geçip Baba filmini izleyin. No Country for Old Men. İhtiyarlara yer yok. Cormac McCarthy'nin 2005 yılında No Country for Old Men isminde bir kitap çıkardı. Toplumsal başkalaşım ve şiddete karşı duyarsız toplum gibi öğelere değinen kitap döneminin en önemli eserlerinden biri oldu. Döneminin anlatım dilini sinema perdesine en iyi uyarlayan Coen kardeşler oldu. Javier Bardem, Josh Brolin, Tony Lee Jones'un efsane oyunculuklarıyla film bizi alıp adeta bambaşka yerlere götürüyor. 2007 yılında 4 Oscar almış bu filmi bence kesinlikle izlenmesi gereken filmler listenize ekleyin. Guguk Kuşu. Miles Forman'ın yönettiği ve Jack Nicholson'ın oynadığı ilginç film, Ken Casey'nin 1962'de yayımlanan aynı isimli romanından uyarlanan film. Bence Jack Nicholson en iyi filmi. Akıl sağlığı yerinde olmayan biri gibi görünen ve Oregon Hastanesi'ndeki hastaları hemşirelere karşı örgütleyen ve baş kaldırmaları için cesaretleyen McMurphy'nin hikayesini anlatıyor. Özgürlük ve baskıcı rejimler üzerine bizi düşündüren ve düşündürürken de insanlığımızı sorgulatan bu film kesinlikle izlenmesi gereken filmler arasında. Evet, listemiz bu kadar. Umarım listemizi beğenmişsinizdir. Eğer bizim unuttuğumuz ve sizin izlemekten çok keyif aldığınız uyarlama filmler varsa lütfen yorumlar kısmında filmleri yazın. Hoşça kalın.